Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, insanların işleri çeşit çeşit olduğu için bunlara bağlı olarak yazılan kaderleri, yani başlarına gelenler de farklı farklı olmaktadır. Öte yandan her insanın eceli de kendine has ve özgün bir şekilde ve birbirinden farklı olarak belirlenmiştir. Peki nasıl oluyor da hem kesbettikleri şeyler hem de ecelleri farklı farklı olan insanların kaderleri bir toplu ölüm esnasında ecel bağlamında aynı olabiliyor? Kaderle ilgili mevzuda atladığımız bir yer mi var? Yoksa ecelle ilgili bir konuyu yanlış mı biliyoruz? Evet, sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri de ecel ve kader ilişkisi üzerine sorulan sorulardan olmaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki her insan için tanınan imtihan süresi birbirinden farklıdır ve bu süre imtihan başlarken kesin bir şekilde belirlenmektedir. Buna ister eceli müsemma deyin, İsterseniz biyolojik bir varlık olarak insan bedeninin son kullanma tarihi deyin, neticede önceden belirlenmiş olan o an geldiğinde, yani insan vadesi dolduğunda ölecektir. Öte yandan insanın ölmesi de başına gelen diğer tüm musibetler gibi kesinlikle Allah'ın iznine tabidir. Onun izni olmaksızın hiç kimse ölmez. Âl-i İmrân suresi 145. ayet. Hiç kimse tayin edilmiş belli bir vadeden önce Allah'ın izni olmadan ölmez. Kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz. Kim de ahiretin nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz. Ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Hayırlı yayınlar hocam. Uçak, tren, gemi kazası veya doğal afetler gibi insanların toplu olarak öldüğü durumlarda ölenlerin hepsinin birden ecellerinin aynı dakikaya mı denk geldiğini öğrenmek istiyorum. Aydınlatırsanız teşekkür ederim. Günlük hayatın akışı içerisinde vadesi gelenlerin haberlerini sık sık duyarız. Bazen bir yakınımızın öldüğünü öğreniriz. Bazen de duyduğumuz bir sela, okuduğumuz ve seyrettiğimiz bir haber vesilesiyle ölen insanlardan haberdar oluruz. Normal şartlar altında ölen insanların ölüm sebepleri birbirinden farklı olduğu gibi büyük bir olasılıkla yaşam süreleri de birbirinden farklı tecelli etmiştir. Tabii ki uğradıkları musibet ve sıkıntılar, imtihanlarının şekli ve özellikleri de farklı farklı. Yani yazılı kaderleri ve yaşam süreleri ne olursa olsun, eninde sonunda vadesi dolan insanlar bir bir ölmektedir. Bizler çoğu kez ölen insanların eceli müsemmalarının geldiğini düşünürüz ama bu her zaman doğru olmayabilir. Örneğin Covid-19 salgını esnasında yanlış ve özensiz uygulanan tedaviler sonucu birçok insanımızı belki eceli müsemmaları gelmeden çok önce toprağa vermek zorunda kaldık. Kim bilir uygun ve özenli bir tedavi uygulanabilseydi, bazıları hala aramızda yaşıyor olabilirdi. İnsan ömrünün eceli müsemmadan öte gideceği bir yer yoktur, yani uzamaz. Ama yapılan bir takım yanlışlarla veya başa gelen musibetlerle pekala kısalabilir. Fatır suresi 11. ayet. Kendisine bir ömür biçilenin, ömrünün sonuna kadar yaşatılmasının da ömrünün kısaltılmasının da mutlaka yazılı bir kaydı tutulur. Bu Allah için kolaydır. Malumunuz ayette geçen illa fi kitap ifadesi kaydı tutulur, bir kitaba yazılır. Yani bir kitapta mutlaka yer alır anlamına geldiği gibi yasası, kural ve kaidesi belirlenir anlamına da gelmektedir. Yani Rabbimiz şöyle diyor bu ayette. Bir insana bir ömür biçmişsek onun ömrünün sonuna kadar yaşatılmasının da daha erken bir zamanda ölmesinin de tabi olduğu tarafımızdan konmuş yasalar vardır ve biz bu tür işleri sürekli olarak kayıt altına alırız. Sizin için çok zor olan bu iş bizim için hiç de zor değildir, hatta çok kolaydır. Demek ki insan ömrünün kısaltılması mümkünmüş. Yani ömür süresi ve bu konudaki kaderi değişebilirmiş. Tabii ki yine bir yasaya bağlı olarak ve yazılı bir kayda tutularak ve mutlaka Allah'ın izni ve onayıyla. Toplu ölümler de işte bu kategoride değerlendirilmesi gereken vakalardır. Yani ömrünün kısalması yönünde kayıt düşülen bir grup insan söz konusu toplu ölümle vefat etmiş olmaktadır. Peki ömrü kısalanların imtihan süreleri eksik kalmış, kendilerine yeterli süre tanınmamış mı olmaktadır? Kesinlikle hayır. Allah'ın ölmesine izin verdiği herkes netice itibariyle ahiret yurdunda kazanacağı yer kesin bir şekilde belirlendikten sonra ölmektedir. Kimseye haksızlık falan da yapılmamaktadır. Kazandığı yer cennet olanların zaten bu duruma bir itirazları olmayacaktır kuşkusuz. Cehennemi hak edenlerle ilgili ise şöyle bir sahne yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de.
Fatır Suresi 36 ve 37. ayetler. Ayetleri görmezlikte direnenler, yani kafirlik edenler için cehennem ateşi vardır. Orada ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. Kafirlik edip duran herkesi işte böyle cezalandırırız. Orada onlar şöyle feryat ederler: Rabbimiz, bizi buradan çıkar da iyi işler yapalım. Daha önce yaptıklarımızdan farklı işler. Onlara şöyle deriz: size düşünüp öğüt alacak birinin düşünüp öğüt alacağı kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcılar da geldi değil mi? Öyleyse tadın azabı. Bu yanlışı yapanların bir yardımcısı olmaz. Demek ki ölen herkese öncesinde doğru bilgiyi kullanarak düşünüp akledecek kadar bir süre tanınıyormuş bu dünyada. Ölecekse de ölümüne bundan sonra müsaade ediliyormuş. Kimin cennetlik, kimin de cehennemlik olacağının tespit edilmesi için yaratılan bu hayatın herkes için ve tek tek bu tespit kesin bir şekilde yapılmadan sonlandırılması aklen de pek mümkün görünmemektedir. Toplu ölümlerle birleşen ecellere bir örnek vermek gerekirse, Gazze'de bombalanarak yıkılan bir evde 10 kardeşimizin öldüğünü varsayalım. Onların yaşları, cinsiyetleri, sahip oldukları sağlık düzeyleri vesaire muhtemelen birbirinden farklı olacaktır. Savaş olmasaydı hepsinin farklı yer ve zamanlarda ölmesi beklenirdi herhalde, öyle değil mi? Ancak bir bomba yüzünden hemen hemen aynı dakikalar içinde onu birden şehit düşmüş olmaktadır. Yani şimdi biri kalkıp şunu diyebilir mi: onların hepsinin birden eceli müsemmaları gelmişti. O anda bir bombardıman olmasaydı da farklı bir sebeple hepsi birden ölmüş olacaklardı. Biz hayatın olağan akışı içerisinde bir apartmandan 10 kişinin birden olağan ecelleriyle öldüğü bir durumu pek yaşamıyoruz. Hatta böyle bir şey duysak ne olmuş ki acaba diye merak ediyoruz. Bir yemekten mi zehirlenmişler? Toplu saldırıya mı uğramışlar? Ev mi yıkılmış? Dikkat ederseniz onların ecellerini hep bir kazaya bağlayan, yani eceli kaza ile öldüklerini düşündüren sebepler bulmaya çalışıyoruz. Demiyoruz ki ne yapalım, hepsinin birden eceli müsemmaları aynı dakikaya denk gelmiş. 1990 senesindeki hac ibadeti esnasında birçok hacının öldüğü bir facia yaşanmıştı. El Muaysem faciası. Mina'ya şeytan taşlamaya giden ve oradan dönen hacıların aynı tünelde karşılaşmaları sonucu büyük bir izdiham yaşanmış ve resmi rakamlara göre 1462 hacı hayatını kaybetmişti. Facia sonrası Suudi Kralı Fahd şöyle bir açıklama yapmıştı: bu Allah'ın emriydi. Eğer onlar orada ölmeselerdi, daha önceden belli olan aynı saatte başka yerlerde öleceklerdi. Bu doğru bir sentez midir? Tabii ki hayır. Çünkü bu faciada ölenlerin hepsinin birden eceli müsemmalarıyla öldüğünü bilemeyiz. Kader konusu nasıl özellikle siyasiler tarafından ve bazı sorumluluklardan kaçmak amacıyla çarpıtılmışsa, Kral Fahd da ecel konusunda aynısını yapıyor ve olayın sorumluluğundan kaçmak için dini bir konuyu çarpıtmaya çalışıyordu. Hayır, orada daha düzgün bir organizasyon yapılabilseydi, yaşanan o izdiham hiç yaşanmasaydı, elbette ki o insanlar orada ölmeyecekti. Ama bu demek değildir ki sonsuza kadar yaşayacaklardı. Elbette ki bir gün gelecek, onlar da ölecekti. Ama nasıl ki izdiham esnasında orada olmayan hacılar ölmediyse, o izdiham hiç yaşanmamış olsaydı, oradan geçen hacıların da hiçbirisi böyle bir sebeple ölmemiş olacaktı. Hem sonra hiç şöyle bir durum yaşıyor muyuz normal şartlarda? Diyelim 100 bin hacı Mina'dan geliyor. Aralarında da yan yana yürüyen bir grup insandan, yani diyelim ki 1462 tanesi oldukları yere düşüp küt diye ölüyorlar. Yani böyle bir şey oluyor mu normal şartlar altında? Hiç olmuyor değil mi? Toplu bir ölüm durumu varsa mutlaka bunu mucip kılacak bir kaza durumu olduğu gerçeği çıkıyor karşımıza. Doğru teşhis şöyle yapılmalıydı: bu insanlar için Fatır Suresinin 11. ayetinde bahsi geçen ömür kısaltılması hadisesi yazılı bir kitaba göre gerçekleşmiştir. Böyle demek yerine hepsinin birden eceli müsemmaları denk gelmiştir demek zorlama bir yorum olsa gerektir. Yine Gazze'de yaşanan vahşet üzerinden devam edersek, malumunuz şu ana kadar yapılan vahşi saldırılarda 13 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bunların yaklaşık yarısı çocuk. Şimdi şunu diyebilir miyiz: o saldırılar hiç olmasaydı da bu 6 bin çocuk o saat ve dakika geldiğinde öleceklerdi. Elbette diyemeyiz. İstatistiki verilere bir bakın. Gazze'nin tarihinde normal koşullarda 45 gün içinde 6 bin çocuğun
tabi ecelleriyle öldüğü bir durum yaşanmış mı? Bunun Kur'an'dan örneği var mıdır diye soracak olursanız, bence en güzel ve net örnek Nuh Aleyhisselam ve kavmi üzerinden verilmektedir. Nuh suresinin ilk 4 ayeti. Biz Nuh'u acıklı bir azap gelmeden önce halkını uyar diye halkına elçi olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi. Ey halkım, ben sizin için açık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı yanlış yapmaktan sakının ve bana gönülden boyun eğin diye sizi uyarıyorum. Böyle yapın ki o sizin günahlarınızı bağışlasın ve belirlenmiş ecelinizin sonuna kadar size süre tanısın. Allah'ın takdir ettiği ecel gelince erteleme olmaz. Keşke bunu bir bilseydiniz. Bir toplum düşünün, kendilerine uyarıcı bir nebi gönderilmiş. Neyle uyarıyor bu elçi toplumunu? Acıklı bir azapla. Tabi o an için kimse bilmiyor. Yaklaşmakta olan muazzam bir tufan. Ne o zamana kadar ne de o zamandan sonra bir benzeri görülmemiş müthiş bir tufan. Tek bir kurtuluş yolu var. Her yeri sular kapladığında sizi o suların üzerinde tutacak bir gemiye binmiş olmak. Nuh Aleyhisselam kavminin arasında 950 sene kalıyor ve Tevrat'a göre topu topu 7 kişi inanıyor kendisine. İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre ise gemiye binenlerin sayısı 80. Yani her halükarda oldukça az bir sayı ve geri kalanların tamamı suda boğularak ölüyor. Nuh Aleyhisselam onlara şöyle diyor. Bana gönülden itaat edin ki Rabbiniz günahlarınızı bağışlasın ve eceli müsemmanıza kadar, yani ecelinizle öleceğiniz o an gelinceye kadar sizi yaşatsın, size süre tanısın. Demek ki o tufanda ölmek onların ecelleri değilmiş. Söz dinleyip gemiye binseler o tufanda ölmeyeceklermiş. Tıpkı gemiye binen insanların ölmediği ve kurtulduğu gibi onlar da ölmeyecek ve kurtulacaklarmış. Bu örnekte karşımıza yine aslında eceli müsemmaları henüz gelmemiş ancak yaklaşan bir musibet sebebiyle aynı anda ölme ihtimalleri beliren bir grup insan çıkıyor. Demek ki takdir, yani ölçü böyle konmuş. Onlar için konulan ölçü yapacakları tercihe bağlı olarak şu şekilde belirlenmiş. İman edip gemiye binerek önceden takdir edilen ecellerine kadar yaşamaya devam etmek veya gemiye binmeyerek tufanda normal ecellerinden çok önce ölmek. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz bu örnekte. Yapılan tercihe göre ömür pekala kısalabiliyor ve takdir edilen o son noktaya ulaşmadan önce bitebiliyormuş. Peki gemiye binenlerin ömürleri uzamış mı oluyor? Tabii neyle ölçtüğünüze göre değişir bu sorunun cevabı. Tufanda ölenlerin ömürleriyle mukayese ediyorsanız gemiye binenlerin ömürleri daha uzun olmuş oluyor tabii. Ama eceli müsemmaları yine değişmiyor. Onlara sadece eceli müsemmalarına kadar yaşama şansı verilmiş oluyor. Bu şans da öyle durup dururken değil, insanların kendi elleriyle yapıp ettiklerine bakılarak verilmiş oluyor. Konuyla ilgili olarak Kur'an'da yer alan diğer bir örnek de malumunuz Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında yer almaktadır. Ninovalılar nebileri kendi aralarından ayrılınca onlara doğru bir azabın yaklaşmakta olduğunu anlamışlar ve o azap gelmeden önce iman etmişlerdi. Allah da onlar için takdir ettiği azap sözünü kaldırmış, onları belli bir süre daha yaşatmıştı. Yunus Suresi 98. ayet. Keşke azap gelip çatmadan iman edip imanının faydasını gören bir kent olsaydı. Bunun tek istisnası Yunus'un halkıdır. İman ettiklerinde rezil edici bir azabı dünya hayatında üzerlerinden kaldırdık ve onları bir süre daha nimetlerden yararlandırdık. Türünün tek örneği olan bu davranış, Ninovalıların rezil bir azaba uğramalarını engellemiş ve o toplumu oluşturan bireylerin hepsi kendileri için takdir edilen eceli müsemmalarına kadar yaşama şansı bulmuşlardı. Bunu bir süre daha dünya nimetlerinden faydalanmaya devam ettiler ifadesinden net bir şekilde anlayabiliyoruz. Böyle olmasaydı şayet, yani Yunus Aleyhisselam'ın kavmi iman etmemiş olsaydı, söz konusu azap onları yakalayacak ve neredeyse tamamının ecelleri eş zamanlı olarak ve eceli müsemmalarından çok önce beliren bir bela ile gelmiş olacaktı. Verilen bu iki örnekle bir yandan da kaderi doğru anlamaya yardımcı olacak güzel bir ders daha verilmektedir. Nuh suresinin ilerleyen ayetlerinde Nuh Aleyhisselam'ın kavmine şöyle seslendiği anlatılmaktadır. Nuh suresi 10 ila 12. ayetler. Ve onlara dedim ki, ey kavmim, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. Böyle yapın ki size yağmur yüklü bulutlar göndersin.
Mallarınıza mal, çocuklarınıza çocuk katsın. Sizin için bahçeler oluştursun. Sizin için ırmaklar oluştursun. Bir nevi şöyle diyor Nuh Aleyhisselam. Bakın, tufan kaderiniz olabilir ama tufanda ölmek kaderiniz değil. Allah'a kulluk eder, ona karşı yanlış yapmaktan sakınır ve bana itaat ederseniz Allah size ne diye gökten ve yerden coşan kontrolsüz sularla azap etsin ki? Pekala yağmur yüklü bereketli bulutlar göndererek gücünüze güç, zenginliğinize zenginlik katabilir. Böyle bir opsiyonunuz da var. Ancak isyan eder, içine düştüğünüz şirk belasından çıkamazsanız Allah tarafından sizin için biçilen ceza suda boğulmak ve sonra da cehenneme atılmak olacaktır. Aklınızı kullanarak tercihinizi iyi yapın. İman ederek gemiye binmek ve kurtulmak veya suda boğulup gitmek. Bu iki kaderden biri seçiminize bağlı olarak tecelli edecek. Kaderinizi doğru belirleyin. Nuh'un kavmi kendilerine sunulan kurtuluş fırsatını teperken, Yunus Aleyhisselam'ın kavmi ise iman ederek kurtulmayı ve muayyen bir vakte kadar nimetlerden istifade etmeyi başarmışlardı. Rabbim bizlere doğru tercihlerde bulunarak ecel-i müsemmalarımıza kadar sürecek güzel bir hayat ve sırat-ı müstakim üzere daim olmayı nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.